Tecride karşı özgürlüğü, savaşa karşı barışı savunmak için düzenlediğimiz özgürlük mitingimiz günler öncesinden başlayarak emniyet güçleri ve valilik tarafından türlü bahaneler öne sürülerek engellenmeye, yasaklanmaya çalışılmıştır. Mitinge gitmek için buradan ve diğer şehirlerden yola çıkan otobüslerimiz durdurulmuş, insanlarımız saatlerce alıkonulmuş, ulaşım hakları engellenmiştir. Özgürlük şiarıyla yapılacak bir mitinge karşı gösterilen bu düşmanca tutum kabul edilemezdir. Devlet ricali içerisinde bir taraftan barış eli uzatıldığı söylenirken bir taraftan yaşanan bu durum devletin açmazlarını, çeliklerini gözler önüne sermektedir. Bu şekilde mi barış sağlamaya çalışılmakta? İnsanların özgürlük ve barış talebi ile bir araya gelmesini engelleyerek nasıl bir barış, nasıl bir normalleşme hedeflenmektedir? Bizler biliyoruz ki iktidarın bu ikili oyunları yeni değildir. Toplumun her kesimine karşı şirin gözükmek, gazını almak için kendini yalanlayan işleri sürekli olmaktadır. Ama artık kimse inandıracak güçleri yok. Mızrak çuvala sığmamakta. Kürdistan'da hakikat barıştır. Barışın adresi de İmralı'dır. Muhatabı Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'dır. Tecrit derhal kaldırılmalıdır. Tecrit insanlık suçudur. Bütün engellemelere rağmen halkımız tecride asimilasyona karşı yürüyor. Engelleyemezsiniz. Bizler özgür bir gelecekte barış şiarımızda ısrarcı olduğumuzu belirtiyoruz. Tekrardan bu topraklarda savaşa hayır, barış hemen şimdi demeye devam edeceğiz. Devlet barışa giden yolu açıp savaşa giden yolu engellemelidir. Teşekkürler. Çözüm sürecini sonlandıran AKP-MHP iktidarı 2015 yılında bu yana şiddete dayalı yöntemlerin önce bölgede Kürtler üzerinde uygulamak istiyor, sonra da tüm Türkiye'ye yaymak, büyük bir toplumsal kuşatma, görünmez kılma ve baskı aygıt ve aparatlarıyla devreye konularak Tecrit İmralı üzerinden tüm Türkiye'ye yayılmaktadır. Bugünkü bir savaş ve çatışma politikalarının bu kadar derinleşmesinin temelinde Kürt sorununda çözümsüzlük ve barış konseptinin denileştirilmesi ve Sayın Öcalan'ın yönelik 26 yıldır aralıksız 43 aydır denileştirilmiş mutlak iletişimsizliğe dönüştürülmüş tecrit politikaları yer almaktadır. Mutlak tecridin sulandırılması ve Sayın Öcalan'ın toplum ile diyalog kapılarının açılması ve Demokratik Bölgeler Partisi DEM Parti öncülüğünde tüm siyasal bileşenlerimizin tarafından 13 Ekim tarihinde tecride karşı özgürlük mitingi karar almıştır. Bu mitingimize önce Diyarbakır Valiliği tarafından izin verilmemiş, daha sonra valilik tarafından yapılan açıklama ile şehre giriş çıkışlar 9 Eylül'de geçerli olmak üzere 5 gün süreyle yasaklanmıştır. Meşru ve demokratik hakkımız başta Diyarbakır Valiliği olmak üzere valiler ve kolluk güçleri tarafından meşru ve yasal olmayan yöntemler ile engellenmiştir. Birçok ilde temin edilen araçlara sudan bahaneler ile el konulmuş, kitlenin hareket etmesi engellenmiş, birçok noktada trafik kontrolü ve GBT bahanesiyle hareket anında olan araçlarımız durdurulmuş ve trafikten alıkonulmuştur. Halklarımızın ve demokratik güçlerinin ortak mücadelesi İmralı'daki hukuksuzluğu ortadan kaldıracaktır. Türkiye'de demokrasi ve siyasetin gücünü korumak isteyen bütün siyaset kurumları, insan hakları ve sivil toplum örgütleriyle beraber tecride ve savaş politikalarına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Vermiş olduğu
maalesef bundan bahanelerle bahaneler göstererek iptal etti. Öncelikle bu yasalcı ve tepki diye tutuyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Her şey yarayla karşılaştık. Bu mitinge gidişimiz engellendi. Bu yaklaşımı sürüyor ve kabul etmediğimizi söylüyoruz. Tepkide karşı özgürlük mitingini sahiplenmek, barış ve özgürlüğü sahiplenmektir. Değerlerimiz geleceği tehdit altında olacaktır. Değerli basın emekçileri, bu nedenle özgürlük mitinginde barış, adalet, demokrasi, özgürlük ve birlikte yaşam çağrısında bulunacaktır. Demokrasi çözüm irademizi beyan edecektir. Özgür bir gelecek inşa etme talebimizi dile getirecektir. Bu talebi engellemek, mitinge katılımımızı engellemek, barışı engellemektir. Demokrasiyi engellemektir ve demokrasi çözümü engellemektir. Barış ve demokrasi çözümü hedef alan hiçbir kararı tanımadığımız gibi özgürlük mitingine getirilen yasak kararıyla bir kez daha tanımıyoruz ve kırıyoruz. Türk doğumlu demokrasi çözümü demek suç değildir. Aslında bu ülkedeki her bireyi ilgilendiren en önemli konulardır. O nedenle temel hak ve özgürlükler için, Türk doğumlu demokrasi çözümü için ve ülkenin için girdiği çoğunluk krizlerden çıkış için yegane yol İmralı tezgit sisteminin kaldırılması olduğunu belirtiyor. Bugün çok da azlarda Ahmet'e direnen yoldaşlarımızı ve halkımızı Adana'dan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Bu basın açıklamamızdan, katılımımızdan dolayı, bu sahiplenmemizden dolayı bu direnişi değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcileri, il içi örgütlerimiz, değerli halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kaç günden beri, yaklaşık bir hafta, iki haftadan beri Ahmet'te özgürlük mitingi, tecridi kırmaya ilişkin özgürlük mitingi gerçekleştirilecekti. Buna ilişkin bütün illerden kitlesel o mitinge katılmak için günlerdir çalışıyor. Her ilde çalışmalar yürütülüyor. Ama geldiğimiz noktada dün itibariyle bütün illerimizde 10 binlerin katılımıyla Ahmet'e gidişler oldu. Her ilimizin gidişleri gidiş noktalarına, il çıkış noktalarında araçlar durduruldu. Kitlemiz ablukaya alındı. Araçlara para cezası çarptırıldı. Aynı zamanda araçlar gasp edildi. Birçok yerde araç şoförleri resmen kaçırılmayla karşı karşıya gelindi. Dün burada Mersin'de de Akdeniz ilçemizde, Mezit ilçemizde, Yenişehir ilçemizde, Toroslar ilçemizde halkımızın bir araya gelerek Akdeniz ilçemizden araçlarla Ahmet mitingine katılmak için yola çıkıldı. Ama burada yine emniyetin, valiliğin, güvenlik güçlerinin baskısıyla, zorbasıyla, engellemesiyle karşı karşıya kaldık. Araçlarımız engellendi, para cezasına çarptırıldı, bizim girişlerimiz engellendi. Dün itibariyle biz artık gidemedik Ahmet'e ama burada Ahmet'teki bugün burada yaptığımız açıklama Ahmet'e giden bütün illerden özgürlük mitingine katılan bütün halkımızı selamlıyoruz. Binlerce selam olsun. Selam olsun Ahmet'e. Selam olsun Ahmet'in direnişine. Selam olsun. Binlerce selam olsun. Ve biz burada bugün yaptığımız açıklamayı gene güvenlik güçleri tarafından engellendik. Yaklaşık bir 50 metre ileride basın açıklamamızı gerçekleştirmek istedik. Güvenlik güçleri tarafından engellendik. Bizi dar sokaklara, dar alanlara hapsetmeye çalışıyorlar. Ama buradan bir kez daha söylüyoruz. Bizi değil dar alanlara sıkıştırmak, bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce, on binlerce insanımız şu anda direniyor, yürüyüşe geçmiş, Ahmet'in mitingine katılıyor. Selam olsun bir kez daha Ahmet halkına. Selam olsun Kürdistan halkına.
Cumhurbaşkanı size getirdi arkadaşlar. Dün akşam yüzlerce arkadaşla birlikte Ahmet'e gitmek için araçlarımıza binecekken araçlarımızın tamamı hukuksuz bir şekilde el konuldu. Hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden araçlar çekildi. Ahmet'teki miting Türkiye'deki bütün halklar açısından özgürlük talebinin dile getirileceği bir mitingdi. Ahmet'teki miting bu savaş saltanatı, savaş üzerinden saltanatını kuranlara, savaştan beslenenlere, savaştan rant devşirenlere karşı bu ülkenin ortak iradesinin bir arada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'inin bir arada ortak kardeşle yaşayabileceği bir mitingin, bir sesin oradan haykırılacağı bir mitingdi. Fakat yasaklandı. Gördük ki yasakçı anlayış kendi karşısında barıştan, demokrasiden, özgürlükten bir irade gördüğünde korku imparatorluğuna sarılıyor. Yasakçı zihniyetini devreye koyuyor. Fakat daha önce de gördük. 90'lı yıllarda da siyaseti tıkatmaya çalışanlar, demokratik siyaseti ortadan kaldırmaya çalışanlar oldu. Daha önce de bu ülkede bir arada yaşama iradesini ortaya koyan, siyaseti tasfiye etmeye çalışan muktedirler oldu. Ama günümüze geldiğimizde tek tek bu direnişin karşısında tasfiye oldular. Bugün de ya gerçekten onurlu bir barış için bu sese kulak verilecek ya da bu direnişin karşısında mevcut tahakkümünü kuramaya çalışanlar, mevcut korku imparatorluğuyla bu ülkeyi yönetmeye çalışan kaynaklarını soyup soğana çevirenler bu direnişin karşısında tasfiye olacaklar. Buradan hem Mersin Valiliği'nin bu kararını hem Ahmet Valiliği'nin aldığı kararı kınıyoruz. Siyasetimizi yasakla, bir genelgeyle, çıkarttıkları yasaklarla engelleyeceklerini zannediyorlarsa yanılacaklar. Bugün Ahmet'te yanıldılar. Her yerde direniş var. Sadece Ahmet'te değil. Kürdistan'ın dört parçasında, Türkiye metropollerinin tamamında Ahmet halkıyla beraber her yerde direniş var bu yasaklara karşı. Bizim amacımız toplumsal barışı sağlamak. Bizim amacımız bu ülkedeki antidemokratik, hukuksuz uygulamaları ortadan kaldırıp demokratik, özgür, herkesin yaşayabileceği bir ülke gerçekliğini açığa çıkartmaktır. Onun yollarından bir tanesi de İmralı'da derinleştirilen tecridin kaldırılması, Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmelerin yapılmasıdır. Biz bundan da geri adım atmayacağız. Ahmet nasıl orada haykırıyorsa Mersin'de de başka kentlerde de tecride karşı sesimizi yükselteceğiz. Her alanda, her meydanda bu hukuksuzları dile getirmeye çalışacağız. Bir kez daha arkadaşlarımızın hepsini selamlıyoruz. Bu kararı da protesto ediyoruz. Ahmet halkının direnişini de, Ahmet'e giden on binlerce arkadaşımızın direnişini de buradan selamlıyoruz.